Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 13 çözeltiler ve fiziksel özellikleriyle devam ediyorum. 5. videomuz. Evet, ozmotik basınçla başlayalım. Şimdi ozmotik basınç nedir arkadaşlar? Şöyle bir kabımız olsun. Bu kabın içerisinde su bulunmakta. Bu kabın içerisinde bir boru daldırdığımızı düşünelim. Bir borumuz var. Borunun ucu yarı geçirgen. Borunun ucu yarı geçirgen bir zar var burada arkadaşlar. Yarı geçirgen bir zar. Borunun içerisinde de sakkaroz çözeltisi var. Sakkaroz çözeltisi. Yani suyun içerisinde sakkaroz çözülmüş halde sakkaroz çözeltisi mevcut. Şimdi arkadaşlar burada suyun yoğunluğu, yani suyun derişimi burada daha fazladır. Burası saf su. Borunun içerisinde ise sakkaroz çözeltisi var. Yani sakkaroz suda çözülmüş. Su derişimi burada daha az. Burada daha fazla. O yüzden şu tarafa doğru bir geçiş olur. Evet, su bu yarı geçirgen zardan geçerek boruya doğru ilerler. Boruya doğru yükselir. Mesela arkadaşlar %20'lik bir çözeltide, %20'lik çözeltide bu borudaki suyun yükselmesi 150 metreye kadar çıkabilir. 150 metre kadar boruda su yükselebilir. Bu olaya ozmoz denir. Bu olaya ozmoz denir. Bu ozmozu durdurmak için, bu geçişi, suyun geçişini durdurmak için şuradan bir basınç uygularsak, işte bu uygulamamız gereken basınca da ozmotik basınç denir. Ozmotik basınç denir ve pi ile gösterilir. Ozmotik basıncın büyüklüğü yalnızca çözeltinin birim hacminde çözülmüş olan çözünenin tanecik sayısına bağlıdır. Yani çözünenin cinsine bağlı değildir ozmotik basıncın büyüklüğü. Ozmotik basınç aynen PVNRT'deki gibi P yerine P diyoruz. Ozmotik basınç V eşittir NRT formülüyle hesaplanabilir. Buradaki P ozmotik basınç ve çözeltinin hacmi, N çözünenin mol sayısı, çözünenin mol sayısı, R gaz sabiti 0,08206 litre atmosfer bölü mol Kelvin, T de Kelvin cinsinden sıcaklıktır. Buradan pi'yi çekersek N bölü V RT, yani N bölü V de ne demektir? Derişim C RT şeklinde de yazabiliriz. C burada derişim. Şimdi arkadaşlar bunu hemen bir örnek üzerinde daha iyi bir şekilde anlayalım. 25 santigrat derece 0,0010 molar sakkaroz C12H22O11 çözeltisinin ozmotik basıncı nedir? Yani pi'yi soruyor bize. Pi V eşittir NRT formülünü kullanırız. Evet, o zaman ozmotik basınç eşittir. Burada derişimi verilmiş sakkarozun. Derişim, yani çözünenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmi. Çözünenin mol sayısını 0,0010 mol sakkaroz dersek, sakkaroz bölü çözeltinin hacmini 1 litre dersek, 1 litre zaten bölü V gelecek bu formülde, değil mi? Bu V buraya geçecek. Yani 1 litre çözeltinin hacmi. Mol sayısı çarpı R 0,08206 litre atmosfer bölü mol Kelvin çarpı Kelvin cinsinden sıcaklık 25 santigrat derece, yani 298 Kelvin. Buradan ozmotik basınç pi'yi 0,024 atmosfer olarak bulabiliriz. Evet, ikinci örneğimizle devam edelim. 1,8 gram kan plazma proteini içeren 50 mililitre sulu çözelti hazırlanmıştır. Çözeltinin ozmotik basıncı 298 Kelvin'de 5,85 milimetre civadır. Albüminin mol kütlesi nedir? Şimdi burada ozmotik basıncı biliyoruz. Oradan mol kütlesine geçeceğiz.
PV eşittir NRT'den mol kütlesini soruyor bize. Yani bu mol sayısı yerine kütle bölü mol kütlesi yazabiliriz. O zaman şu şekilde ozmotik basınç eşittir. Mol yerine kütlesi, kan plazma proteininin kütlesi bölü mol kütlesi çarpı R gaz sabiti çarpı Kelvin cinsinden sıcaklık bölü V hacim de buraya geliyor. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi buradaki ozmotik basınç 5,85 milimetre civa olarak verilmiş. Bunu atmosfere çevirelim. 5,85 milimetre civa. Yani biz biliyoruz ki bir atmosfer 760 milimetre civadır. Evet, burada milimetre civalar birbirini götürürse atmosfer cinsinden 7,70 çarpı 10 üzeri eksi 3 atmosfer olarak pi'yi buluruz. Evet, burada yazalım yerine 7,70 10 üzeri eksi 3 atmosfer ozmotik basıncımız. Devam edersek buradan kütlesi kan plazma proteininin kütlesi 1,08 gram bölü mol kütlesini bulmaya çalışıyoruz. Çarpı R gaz sabiti 0,08206 litre atmosfer bölü mol Kelvin çarpı Kelvin cinsinden sıcaklık zaten 298 Kelvin olarak verilmiş. Bölü hacim 50 mililitre sulu çözelti, yani 0,0550 ya da 500 litrede çözeltinin hacmidir. Buradan mol kütlesini, kan plazma proteininin mol kütlesini 6,86 çarpı 10 üzeri 4 gram bölü mol olarak buluruz. Evet, devam edelim. Yeni başlığımız elektrolit çözeltiler. Şimdi elektrolit çözelti ne demektir? Şimdiye kadar donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, ozmotik basınç, bunlar da hep elektrolit olmayan çözeltiler için bunları bulduk. Eğer elektrolit ise çözeltimiz, yani elektrolit demek mesela sodyum klorür suda çözündüğünde sodyum artı ve klor eksi şeklinde sulu çözeltide iki tane iyon verecek şekilde suda çözünür. Bu iyonlaştığı için, suda iyonlar halinde bulunduğu için bu tip çözeltilere elektrolit çözeltiler denir. Mesela sakkaroz suda çözündüğünde C12, H22, O11 sakkarozun formülü. Bu su içerisinde aynen bu şekilde çözünür. Etrafında su molekülleri bulunur. Yani iyonlarına ayrışmaz. Bu da elektrolit olmayan çözelti meydana getirir. Şimdi elektrolit çözelti olduğunda, elektrolit çözeltilerde işin içerisine Van't Hoff faktörü girer. Van't Hoff faktörü iyidir. Van't Hoff faktörü i ile gösterilir. Mesela sodyum klorür için sodyum klorür sulu çözeltisinde Van't Hoff faktörü 2'dir. Yani 2 tane 1 mol sodyum klorür için 2 tane 2 mol iyon meydana gelmiştir. Magnezyum klorüre bakalım. Magnezyum klorür sulu çözeltisinde magnezyum 2 artı ve 2 tane klor eksi iyonları meydana getirir. Bunun içinde Van't Hoff faktörü 3'tür. Şimdi donma noktası alçalması formülü, eğer elektrolit bir çözeltimiz varsa formül şu şekilde değişir. I çarpı Kd çarpı m molalite, yani i faktörü ile çarpmış oluyoruz donma noktası alçalması formülünü. Aynı şekilde kaynama noktası delta T K'yı bulurken, kaynama noktası yükselmesini bulurken de i çarpı orantı sabiti çarpı m molalite. Ozmotik basıncı bulurken de P V eşittir i çarpı n R T
formülünü kullanıyoruz. Elektrolit çözeltimiz varsa her birini Van't Hoff faktörüyle çarpıyoruz. Formüllerimiz bu şekilde değişiyor. Şimdi bunları da örnekler üzerinde görelim. Üçüncü örneğimiz şöyle. 0,0145 molal magnezyum klorür sulu çözeltisinin donma noktasını bulunuz. Şimdi magnezyum klorür elektrolit bir çözeltidir. Suda iyonlarına ayrışır. Magnezyum 2 artı sulu çözeltide ve 2 tane klor eksi iyonu sulu çözeltide şeklinde iyonlarına ayrışır. 1, 2 de burada 3 tane iyonumuz oluştuğu için Van't Hoff faktörü 3'tür. Şimdi donma noktası delta T'de donma noktası alçalması eşittir. Formülümüz ne oldu? I çarpı KD donma noktası alçalması sabiti ya da orantı sabiti çarpı molalite. Delta T'de eşittir I faktörümüz 3 çarpı KD su için sabit bir değer 1,86 santigrat derece çarpı molalite eksi 1 çarpı molalitesi 0,00145 molal. Evet, burada molaliteler birbirini götürür. Donma noktası alçalmasını eksi 0,0081 santigrat derece olarak buluruz. Zaten donma noktası alçalması neydi? Son durumdaki donma noktası T final, T son diyelim. Eksi ilk durumdaki donma noktası. Donma noktası alçalması eksi 0,0081 bulduk. Son durumdaki donma noktası nedir? Suyun saf haldeki donma noktası 0 santigrat derece. Yani T sonu, yani içerisinde bu kadar molalitede magnezyum klorürün çözünmüş olduğu sulu çözeltinin donma noktası eksi 0,0081 santigrat derece olacaktır. Evet, gelelim 4. örneğimize. Son örneğimiz. Eksi 0,100 santigrat derecede donmasını istediğiniz bir sulu çözelti hazırlamak istiyorsunuz. 250 mililitre çözelti hazırlamak için 12 molar HCl'den kaç mililitre kullanmanız gerekir? Şimdi burada parantez içerisinde bir açıklama vermiş. Seyreltik sulu çözeltilerde molalite ile molaritenin sayısal değeri eşittir. Şimdi donma noktası eksi 0,100 santigrat derecede donmasını istiyoruz. Bir çözelti hazırlamak istiyoruz. Buradan öncelikle bu çözeltinin molalitesini bulabiliriz. Delta T'de eşittir. Şimdi çözeltimizi HCl ile hazırlıyoruz. HCl elektrolit midir değil midir? HCl suda H artı ve klor eksi şeklinde iyonlarına ayrışacağından elektrolittir ve Van't Hoff faktörü I 2 olarak alınır. Çünkü 1 molünden 2 iyon oluşmakta. O zaman eksi I çarpı KD çarpı molalitesi bu çözeltinin donma noktasının çözelti halinde eksi 0,100 santigrat derece olmasını istiyoruz. Suyun saf haldeki donma noktası 0 santigrat derece. O zaman delta T'de eksi 0,100 oldu. Eşittir. Eksi I faktörümüz 2 çarpı KD verilmesi lazım. Su için 1,86 santigrat derece molal eksi 1. Suyun KD'si bu. KD diyelim. KD su. 1,86 santigrat derece molalite eksi 1 çarpı molalitesi. Bu çözeltinin molalitesi. Şimdi buradan şuraya yazalım. Molaliteyi kaç buluruz? 0,0269 molal. Ne diyor burada? Seyreltik sulu çözeltilerde molalite molaritenin sayısal değeri eşittir. O zaman molaritesi de bu çözeltinin 0,0269 olarak alınır. Bu kadar molar. Şimdi buradan yola çıkarak molaritesi bu olan bir çözelti hazırlamak için 250 mililitre çözelti molaritesi bu olan 250 mililitre çözelti hazırlamak için 12 molar HCl'den kaç mililitre kullanmamız gerekir? Şimdi hazırlamak istediğimiz çözeltinin molaritesi bu ve hacmi de bu. O zaman molarite eşittir mol bölü hacimden
Molaritesi hazırlamak istediğimiz çözeltinin 250 metre. Molaritesi 0,0269 molar eşittir. HCl'nin molü ne kadar HCl çözülmeli? Böyle bir çözelti hazırlamak için çözeltinin hacmi de 250 metre, yani 0,250 litre olacak. Buradan HCl'nin molünü 0,006725 mol olarak buluruz. Bu kadar mol HCl. Bu kadar mol HCl'yi 250 metre çözeltide 250 mililitre çözeltide bu kadar mol HCl bulunmakta. Evet, böyle bir çözeltiyi hazırlamak için 12 molar HCl'den kaç mililitre almalıyız? Şimdi yine molarite eşittir mol bölü hacimden 12 molar HCl'den kaç mililitre almalıyız ve mol sayısı, çözeltideki HCl'nin mol sayısı nedir? 0,006725 mol HCl var bu çözeltide. Buradan hacmi 0,000560 litre ya da 0, kaç mililitre dediği için mililitreye çeviriyorum. 0,560 mililitre olarak cevabı buluruz. Şimdi aynı soruyu, molariteyi bulduk. Buraya kadar geldik. Yani 0,0269 molar çözelti. Bu çözeltiyi hazırlamak için bu kadar molar ve 250 mililitre çözelti hazırlamak için 12 molar HCl'den kaç mililitre almalıyız? Şimdi çevirme faktörü yöntemiyle yapacaksak, bulmak istediğimiz şey kaç mililitre HCl? Kaç mililitre HCl? Şimdi 250 mililitre çözelti hazırlamak istiyoruz. Bu çözeltinin molaritesi 0,0269 molar. Onu da şöyle yazabiliriz. 0,0269 mol HCl, yani çözünen, neyin içerisinde? Bir litre çözeltide deriz. 1 litre çözeltide. Şimdi burası mililitre. O zaman 1 litre yerine 1000 mililitre yazabiliriz. Evet, o zaman burası 1000 mililitre yazalım. Mililitre çözelti, mililitre çözelti birbirini götürür. Şimdi mol HCl'deyiz. Bize mililitre HCl lazım. Mol HCl'de 12 molar HCl. 12 molar HCl'yi şöyle yazabiliriz. 12 mol HCl, molar olduğuna göre 1 litre çözeltide, yani bize sonuç mililitre cinsinden istediği için 1 litre yerine de 1000 mililitre çözelti içerisinde şeklinde yazabiliriz. Evet, molarite bilgisini bu şekilde yazdık ki mol HCl, mol HCl birbirini götürsün, mililitre çözelti, yani HCl çözeltisi yukarıda kalsın. Evet, buradan da sonucu 0,560 mililitre HCl çözeltisi olarak HCl olarak buluruz. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.